Merhaba, ben Ali Alpar, fizikçiyim, bilim akademisinin ilk kurucu başkanıyım. Bir süredir bu programlarda bilimle, bilim dünyası ile ilgili konuşuyoruz ve burada bilgi edinmenin toplum hayatı ile demokrasi ile ilgili bağıntılarını, önemine varmaya çalışıyoruz. Bugünkü Programda toplum içinde tartışmaların nasıl bir çerçevede kimlerin katılımıyla e, sürdüğünü yani e, siyasi tartışmanın arenası daha doğrusu forumu e, nedir e, buradan başlamak istiyorum. Şimdi e, demokrasi olsun veya olmasın bütün e, rejimlerde e, politikanın bir genel içinde cereyan ettiği e, çerçeve var. Coğrafi çerçeve olarak şimdi bu temel birim dünyada devletler. Ve çoğu itibariyle bunlar ulus devletler. E, bu her bir devletin coğrafi sınırları genellikle kalıcı olarak tanımlanır. Uzunca süreler kalıcıdır. Kalıcı olması da bir takım tarihi kanıtlar açısından istenen bir şeydir. Yani sınırların kutsal olması falan gibi bir şey, soyut bir atıfla değil ama yerleşik sınırlar içerisinde yaşayan insanlar, toplumlar aralarındaki ayrılıklara rağmen çoğu zaman gayet girip şekilde iç içe ilişkiler içerisindedirler. Ve bu sınırların değişmesi genellikle şiddet içerir, çok kandı olur, kararsız olur, çok acılara mal olur ve nereye gideceği belli olmaz. Onun için sınırların yani Toplumun en büyük forumunun ülkenin coğrafi sınırları ile belirlenmiş olması, tarihi kanatlar açısından da kalıcı olması istenecek bir özelliktir. Şimdi bu coğrafi çerçeve içerisinde toplumun tamamı var. Ama bunun içinde de doğal olarak farklı... Coğrafi bölgeler var, farklı çıkar grupları, farklı sınıflar, farklı diller, farklı kültürler, dinler, mezhepler vesaire. Ayrışmalar var. Bu ayrışmalar bazen en basit şekilde coğrafidir. Yani işte yöresel yöreler vardır, bölgeler vardır, şehirler vardır. Ama birbirinin içine kaynaşmış toplum içerisinde de bu ayrışmalar çoğu zaman böyle karmaşık bir ağ olarak nüfuz etmiş Türk ülkenin her tarafında var olan alt toplumlar diyelim. Şimdi bilimdeki durumla karşılaştırayım. Bilimde ne yapmaya çalışırız? Bir gerçek bilgiyi kanıtlarla oluşturmaya, biriktirmeye çalışırız. Bu da ortak bir çaba gerektirir. Baştan beri söylediğimiz gibi şeffaflık gerektirir, iletişim gerektirir. Ve aynı kanıtlara, aynı şartlarda herkes varabileceği için, yani böyle bir reel dünyada yaşadığımız için, bunun sonunda olabildiğince en güvenilir bilgiye ulaşırız. Bilim için bu çabanın yapıldığı, yani bilimsel tartışmaların yapıldığı ortam, ee, uluslararasıdır. Ülke sınırları bağlı değildir. Ama disiplinlerle alt gruplar sınırlıdır. Yani e, işte fizikçiler, fiziğin alt dalları, onların da alt dalları falan. Herkes coğrafi olarak uluslararası ama disiplin e, bazında sınırlı dar alanlardaki uzmanlarla birbiriyle iletişim halinde e, o bilimin ııı e, gelişmesine, yeni bilgiler edinmeye katkıda bulunmaya çalışır. Ee, burada e, politikadaki alt gruplardan tabii tamamen farklı bir şey var. Bir de bilimde bilgi edinme yönteminin idealde ne olduğu üzerinde bütün bilim insanları arasında e, Açık veya zımni bir anlaşma vardır. Dolayısıyla kendi disiplini haricindeki e, bilimsel tartışmaya da bir bilim insanı e, yeterli zaman ayırırsa, en azından ilk başta yüzeysel bir e, düzeyde de olsa orada ne tartışıldı, ne olup bittiğini e, kanıtların nasıl geldiğini anlayabilir, ilk adımları atabilir şimdi toplum içerisindeki e, ayrışmalar yani bir büyük formun alt gruplara bölünmesi e, her zaman böyle olmuyor çünkü bunların aralarında iletişim olmayabiliyor kasti olarak çünkü e, işte demokrasinin ve açık bir toplumun ideali e, aynı kanıtların başkaları tarafından denetlenebilmesi ve bu yolla, hem bilginin hem davranışların, politikaların tekrar tekrar denetlenerek sağlıklı yürümesi. bunu çıkarları gereği, inançları gereği, ideoloji gereği istemeyen gruplar toplum içinde coğrafi olarak bir ağ gibi yaygın olsa bile dışarıya kapalı, bilgi paylaşmayan, dışarıdan gelecek veyahut da dünya ile ilgili doğrudan kanıt mahiyetindeki bilgiyi reddeden kapalı alt gruplar oluşturuyorlar yani bunun e, tabi e, ideolojik olarak e, sınırlı e, partiler e, cemaatler açık veya gizli e, örgütlenmeleriyle en açık örnekleri ve biliyoruz ki Türkiye siyasetinde de dünyanın başka yerlerinde de e, zaman zaman dönem dönem Türkiye'de şimdi. Bu çok ağırlıklı bir faktör oluyor. Yani iletişimin olmaması ayrı dünyalarda yaşayan alt grupların birbirlerinden kopuk olması bunların bazılarının kanıt arama ihtiyacını hiç duymaması hatta bunu düşünemeyecek şekilde şartlanmış e, olmaları, e, o zaman da e, gerçeğin ne olduğunun e, bir anlaşmaya gitmesi, bir e, kanıtlı tartışmaya gitmesi imkansız hale geliyor. Toplum birbirinden kopuk alt gruplara ayrılıyor ve bu sonunda siyaseti de e, biçimlendiren e, bir yapı haline geliyor Türkiye'de de yaşadığımız gibi. Şimdi tekrar toplumun geneline dönersem, ya da bu alt grupların herhangi birinin içinde de olabilir ama bir bütün olarak bir biz söylemi var. Türkiye gibi açık tartışmanın, şeffaflığın çok yerleşik olmadığı ve geleneksel olarak tarihi köklerden gelen bir hiyerarşik yapıda öyle bir tarihi Mirasla gelen toplumlarda bu biz söylemi şöyle oluyor. Biz hepimiz aynı şeyin parçasıyız. Bizim hepimizin bir ortak niteliği var. Yani bireyler ve gruplar olarak ayrışmayı reddeden toplu bir tırnak içinde cemaate herkese ait kılan bir söylem var. Bu çok yaygın. Günlük hayatta da yaygın. Yani kültürün bir unsuru ve daha gelişmiş bilimin, kurumların gelişmiş olduğu, demokrasinin gelişmiş olduğu toplumlarda bu belirgin değildir. Ama daha böyle tırnak içinde az gelişmiş ülkelerden, doğu toplumlarından gelenlerden veya Mesela Rusya'da Rus edebiyatına bakarsanız aydınlar hep işte biz biz diye yakınlar Bazen bu bizi biraz ayrıştırırlar kendileri ve halk gibi ama bazen de bütünüyle Biz karşıtı ne? Batı ee, Bu bir bazen abartılmış bir iddia olarak ortaya çıkar Biz şöyle şanlıyız böyle onlar aslında her şeyi bizden öğrendiler işte yakında gördüğümü, bizi kıskanıyorlar falan gibi. Ama bunu söyleyenler de bunun o kadar farkında olarak söylemezler. Daha çok bu bizim toplu kullanımı bir e, toplumsal toplu güvensizlik duygusunu e, yansıtır. Yani şöyle cümleler çok duyuyoruz. Burası Türkiye. İşte biz adam olmayız. E, bunlar şöyle bir fonksiyon görüyor tabi. Geleceğe dair bir ümitsizlik, bir güçsüzlük hissi, katılıma karşı kendisinin bir şey yapamayacağı hissini yani bilinçaltına işlemiş bu şekilde bu söylem sürekli pekiştiriyor. Katılımsız, inisiyatif almaktan uzak. hani Almaya çalışırsa gerçekten de zor ama bu işte böyle bu dille, kültürle Tekrar tekrar insanların kafasına katılıyor, kakılıyor. Bunu bizim böyle olmamız bir çeşit işte kader, bizim tabiatımız böyle, başka türlü olamayız. Kendi içi de tutarsız bir şey. Gerçek durumda ilgisi yok yani şu anlamda ilgisi yok. Kültürel faktörler çok tabii ki güçlü. Ama en temelde genetik olarak tanımlanmış yetenek dağılımları itibariyle bilim bunu zaten belli bir şey ama spesifik olarak da gösteriyor. Dünyanın bütün toplumdaki toplumlardaki insanların doğuşta taşıdıkları genetik imkanların popülasyondaki dağılımı aynı. Ama kültür tabii çok önemli bir faktör ve o toplumun, toplumun kendi toplumunun bütününü nasıl gördüğü bu bir söylemiyle e, yansıyor. Şimdi bu güveni e, örttüğü, kırdığı, inisiyatifi, katılımı kaldırdığı, şeffaflığa karşı olduğu, hiyerarşiye boyun eğdiği e, bütün bunların yanında e, tabii ki bir demokratik tartışma ortamına, Gereksiz kılıyor, ona inancı da ortadan kaldırıyor ve bireylerin, grupların, sınıfların farklı çıkarlarını görmezden geliyor, örtbas ediyor. Daha demokratik bir toplumda böyle bütün bir bizim içerisinde hapsolmak yerine biz içerisindeki farklı grupların e, kimlikleri, çıkarları ortaya konur. Bunlara meşru bir tartışmada karşılıklı yer alma, e, fikirlerini savunma e, ve bunun için kanıt arama, bulabiliyorsa bunları gösterme, paylaşma sonunda da bir... E, verimli bir uzlaşma imkanı... sağlar bu, bu. da tabii bir ideal ama yani demokrasinin ideali bu. Ee, böyle bir biz söylemi e, bunu yok ediyor, bir çeşit aşağılık duygusuz bir pasiflik, bir kadercilik içerisine e, gömüyor. Bunun bir başka şekli de özellikle e, ...popülist... E, rejimlerin hakim olduğu dönemlerde. E, Demokrasinin dışına çıkıldığında totaliter rejimlerde faşizmde ortaya çıkan milli irade söylemi bu işte milli irade hepimiz birlik ve beraberlik içindeyiz demek aslında tartışmanın olmadığı, farklı bakışların birbirinden haberdar bile olmadığı bir toplumda suni bir birliktelik içerisinde aslında liderin şefin o hiyerarşinin başındaki kişinin iktidarını pekiştirmeye yarıyor. Tabi bunun bir parçası da diğer kesimlerle bilgi alışverişi olmuyor. Bilgiyi sunama, denetleme birbirinin işte kuvvetler arasında dile getirilen ama toplumun art birimlerinde de birbirini denetleme fonksiyonlarını ortadan kaldırıyor. Verimliğe de büyük bir darbe vuruyor. Çünkü bu şartlar altında e, liyakate göre iş yapılması, liyakate göre e, toplum içerisinde sorumlulukların paylaşılması e, onu da usta örtülüyor. E, bu tam olarak e, çıkarlara ama toplumun çoğunluğun veya yani genelin yararına, herkesin yararına olmayan yahut da bazılarının haklarını ihlal eden e, çıkarlar bazındaki davranışları da e, alan tanıyor. E, tabii ötekilere karşı tamamen bir kapanma, öbür tarafla konuşmama, e, lider karşısında tamamen güvensizlik, e, iradesinden vazgeçme ve kadercilikle e, birleşiyor. Şimdi e, bu söylem sadece biz, bizim ne olduğu ile ilgili değil, özneyle ilgili değil, e, Gerçeğin ne olduğu ile ilgili de bizim toplumda çok örnekleri olan bir karartma var. Mesela yani dil öyle bir şekilde kullanılıyor ki sanal bir dünya. Sanki gerçekten bir şeyi bilmiyoruz. Gerçekten bildiğimiz şeyleri beni naklederken işte öyleymiş. Öyle oluyordu. Yani miş kipinin Türkçe'ye ne kadar çok kullanıldığını düşünün. Ee, bunu yansıtan bir deyim bile var. Mış gibi yapmak. Ee, bunun yanında e, kullanılan rivayet dili e, işte sanki öyleymiş. Bir yerden duyulmuş. Kendim bilsen bile bunu kanıtlarıyla veya da çok güvenilir birkaç ayrı yerden bilsen bile öyleymiş böyleymiş oluyor. Bu baskı döneminde artıyor. Ee, mesela 12 Eylül sonrasında işte basın üzerinde çok ciddi bir sansür vardı. Ee, bu sansürün aralandığı dönemde ilk defa medyada çıkan dergiler vardı. Bunlar böyle çok tirajlı ee, sansürü aşmaya çalışan yasak haberleri vermeye çalışan dergilerdi. Ama o haberleri verip de takibe uğramamak için haberleri sanki rivayetmiş etmiş gibi verirler. Yani oluyordu, tipik dil. Tipik kip buydu. Oluyordu, söylüyordu. Öyleydi. Yani ben bunu duydum. Filancaya göre öyleydi ama aslında gerçek olmayabilir yani ben demiyorum ha. gibi. E, o dergilerin e, işlemini yitirmesiyle yani medyanın değişmesiyle bu tür dil ortadan kayboldu ama başka bir şey mesela görülmüştür, yapılmıştır, edilmiştir. Görülen lüzum üzerine gereği yapılmıştır. Kimse merak etmesin. Politikacılarımızın hepsinde iktidar veya muhalefet ortak bir söyle. Kimse merak etmesin. Biz gereğini yapacağız. Benim burada yerim ne? Ben o gereğin ne olduğunu biliyor muyum? siz mi gereğin ne olduğuna karar vereceksiniz. Bunların hepsi örtülüyor. Böyle e, özlenin kim olduğu da belli değil kimin yapacağı. Aslında o özde oraya kim hakimse hiyerarşinin o kısmına hakim olan kişi carçürt etmek için bunu kullanıyor. Gereği görülmüştür, yapılacaktır, edilecektir. İşte e, size de bir söz düşmez.